Poker Manager 2024'te Galatasaray kariyerimizin 5. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Hiçbir şey konuşmuyoruz. Poker Manager 2024'te Galatasaray kariyerimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bakalım. Çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Bunu tam olarak kesinleşeceğiz. 2 tane maçımız var bugün Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde de 6 maç var, toplamı 8 maçlık harika bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Ufak tefek taktik değişikliklerine gittim açıkçası. Çünkü ligde de şu an görüyorsunuz. Hatta şöyle büyük de genişleteyim. Kötü bir başlangıç yaptık. Galatasaray'ın kalitesine yakışmayan bir başlangıç. Bir mağlubiyetimiz var ama çok gereksiz puan kayıpları yaptık. Özellikle beraberlikler. Ben bunu daha da iyi olmasını istiyorum. O yüzden bugün değişik bir taktikle sergiye sahaya çıkacağız. Fazla uzatmıyorum. Kasımpaşa maçıyla başlayacağız. Maçların arasını keseceğim. Ve maçtan maça atlayarak gideceğiz arkadaşlar. Taktiğimiz bu şekilde. Yani 4-2-1-2 ya da 4-3-3 farklı değişik formasyonlar var işte. Bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Sizlerden güzel bir beğeni ve abone değilseniz, abone olarak destek olursanız sevinirim diyorum. Kasımpaşa'ya karşı şöyle görkemli bir galibiyet ile başlamak istiyorum abi. Gel bakalım Kasımpaşa diyoruz. Ligde başlayamadık. Avrupa'da da çok iyi değiliz. Zaha attı ama. Torreira yapma. Çok erken bir kırmızı kart oldu ya. Mertens alacağız. Mertens'in yerine bir dakika Oliveira alsın. Yapacak bir şey yok. 10 kişi kaldık. Daha dakika 24. Ama bu yine de Galatasaray olarak bu maçı kazanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şuraya bir de bir tete yapalım. 20'de Zaha'nın golüyle 1-0 öndeyiz ama dayanabilecek miyiz çok merak ediyorum. Icardi, Zaha 3-4. Zaha ikinci yarıda açıldı. 10 kişi ikinci yarıda 3 gol birden atıyoruz. Çok güzel bir galibiyet oldu. Taktiğimizde umarım bu şekilde devam ederiz bu bölüm boyunca. Ve taktik eğer güzel o işlerse sizlere de taktik videosu atmak istiyorum. Zaten farklı taktikler denediğim başka kariyerler yapıyorum. Tabii ki videosunu çekmiyorum ama farklı serüvenler yapıyorum. Bayağı oynuyorum açıkçası şu anda aktif olarak oyunu. Sizlere özel taktikler ayarlamaya çalışıyorum. 2 tane var şu anda. Devam ettiriyorum. Bakalım eğer güzel iş yaparsa sizlere de yayınlamak isterim arkadaşlar. Evet. Kazanıyoruz. Sıradaki maçımız olan. Kimmiş bakalım sıradaki maç? Şuraya bir geç. Alanya maçında. Görüşmek üzere. Evet geldik Alanya maçına. Rotasyon full artı full rotasyon yaptım. Yani ilk 11'den bir tek Ale, Davison Sanchez ilk 11'de, bir de Kerem Aktürkoğlu'nun dışında Muslera'ya kadar rotasyona gittim Alanya Spor maçında. Bakalım kupada da kazanmamız gereken bir takım. Hamza Akman'a güveniyorum. Açıkçası Hamza Akman'dan çok büyük işler bekliyorum. Onu bu sezon da oynatarak geliştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Oynadığı sürede de gerçekten iyi işler yaptı. Zira Türkiye Kupası ilk tur Alanya gelmiş. Alanya'yı şöyle rahat bir şekilde elemek istiyorum ama yani şu sayısına bakın, bir de gol sayısına bakın. Yani 11-12 şuta 0 şut. Halil Dervişoğlu da oynatmadığın için kızgındı ve transfer listesine konulmak istiyordu. Ya oynamıyorsun ki reis. Çık. Oynamıyorsun yani. Çık. Mertens'i de çekelim şuraya. Tamam. Bakan bir alırım. Bakan bu döşer gollerini geçer abi. Tete attı 75 1-0. Güzel. Rotasyonlu kadroyla 1-0. Kolay olmadı ama rahat bir şekilde kazandık. Yani şut sayısı olarak, istatistik olarak rakibi ezdik, geçtik diyebiliriz. Özellikle ilk yarı rakibin şutu yoktu. İkinci yarı 5 şutları oldu. Bizim 20 şutumuz var. Asiskin'den gelmiş, Ziyeh'ten gelmiş. Güzel. Kerem form tutsun diye oynatmıştım ama ilk yarı çok etkili olmadı. Geçelim sıradaki maçımız olan lig maçında Karagümrük'tü yanlış hatırlamıyorsam. Karagümrük maçında görüşeceğiz ama öncesinde bir de Zira Türkiye Kupası'nda kimle eşleşmişiz? Ona da bir göz atalım tabii ki de. Direkt kurala çekiliyor eğer yanlış hatırlamıyorsam. Çekilmemiş demek ki. Evet Kerem'e 19 milyonluk Valencia'dan teklif gelmiş. Kerem'in gelişimi durdu arkadaşlar. Şöyle bir yanıtlaya gelelim. Arttırmasını istediğimizde Valencia 19. Yok abi 19'a satmam ben ya. Yok satmıyorum arkadaşlar. Zira Türkiye Kupası'ndaki takvimimizden eşleşme belli oluyor mu bakalım. Süper Kupa, Süper Lig, Süper Lig, Süper Lig. Yok abi daha belli olmamış. Heh, tamam. Çekiliş tamamlamaya bastık. Giresun Spor geldi. Güzel. Geçelim sıradaki maça. Gaziantep maçı ile karşınızdayız. Kadroya ayarladık kadroyu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Torreira'mız eksik. Onun dışında full kadroyuz.
Haydi bakalım. Gaziantep'e de yenelim. Ligde de 2'de 2 ile başlayalım bu bölümü. Galibiyetimiz güzellik. Kupada 1-0. 2 maçtır gol yemiyoruz. O seriyi şu maçta da devam ettirirsek çok güzel olur. Kendi sahamızda da görkemli bir galibiyet yakışır. Şutlar var yine ama ilk yarıda bir türlü gol sesi çıkmadı. Şu şutları bir bitirecek. Abi Icardi'miz var gerçi bu maçı ya. Ama bitmiyor ya. Yapacak bir şey yok. Kerem, Ziyeh'in yerine bir Mertens çakabilirim. Icardi'ye güveneceğim abi. Icardi. Adamsın Icardi ama yemeyin şu golü. Zaha 2-1. 3-1 Kerem Aktürkoğlu. Güzel. Hücum oyuncularımız ikinci yarıda çok güzel iş yaptı derken 92'de Angelinho. Gereksiz kırmızı kart görmeyin be. Zaten bek rotasyonu sıkıntılı. Yani Angelinho'ya formayı kesmeyi düşünüyorum açıkçası. Kötü oynamıyor ama şu kırmızı kart o kadar gereksiz ki ve direkt kırmızı 3 maç yiyecek. Evet, Icardi bir gol bir asist, Kerem bir gol bir asist, Zaha bir gol asist diye yok hücum oyuncularımız. Bugün güzel oynadı bu maçta. Güzel. Sıradaki lig maçına doğru ilerleme devam edelim. Hatay maçına geldik. Arkasından bir UEFA maçımız var. Feyenoord'a karşı çok kritik bir maç. O maç için şu anlık bu şekilde çıkıyoruz. İkinci yarıda eğer ilk yarıda istediğimiz skor alırsak as oyuncularımızı dinlendirmeye götürmek istiyorum açıkçası ama şu anda Kerem de yavaştan form tutmaya başladı. Morallenmeye başladı. Morali başlangıçta çok kötüydü. Golüyle beraber ufaktan bir toparlanma yaşadı. Şimdi ilk yarıda skoru alsaydık çok güzel olacaktı. Zaha 1-0 hadi 2 gelsin be. Ah bir sıfırda kaldı. Zaha'yı alacağım kenara. Tete'yi alacağım. Icardi forvette oynamaya devam etsin. Ona dokunmak istemiyorum açıkçası. Bence çok güzel gidiyor. Mertens devam etsin. Kerem Aktürkoğlu da iyi oynamamış bugün. Çok da ideal değil. Z'yi oraya çaktık mı? Tamam abi. Icardi'den ikinci yarı bir gol bekliyorum. Asman çok kritik. Oy. Aa gol yemişiz oğlum. 90 artıda yine yedik. Allah kahretsin bu beraberlikler. Hatay Spor sıkıntı çıkardı bize deplasmanda. Yani gerçi ilk yarıda kazanıldı. Abi 22 şutumuz var. Yani Icardi. Eyvallah asist yapıyorsun da şu gollere bir at artık ya. Şu bölümde biraz zayıf kaldın ki. Azımcan helal olsun. Maçın adamı olmuş. Genç oyuncumuz. Olmayacak iş. 90 artılarda gol yedik. Hatay Spor bizden 1 puan aldı. Ve biz de 2 puan bıraktık. Geçelim. UEFA'daki çok çok önemli. Belki de bölümdeki en önemli maçımız. Feyenoord maçına. Geldik Feyenoord maçına. Kadromuz ilk 11'imiz. Bu şekilde çıkacağız ilk yarıya. Hadi bakalım çocuklar. Şurada kazanıp. Bu maç çünkü üçüncülük maç arkadaşlar. Kaybedersek gruptan garanti olarak çıkamayacağız. Kazanırsak Feyenoord'un önüne geçip 3. sıraya oturacağız. Şu maç gerçekten çok çok önemli. UEFA'da devam etmek istiyorum Galatasaray'la. Yani çok erken bir avlu atmak istemiyorum Avrupa arenasına. Jimenez 2'de attı ya. 2-3. 13. dakika 2-0 oldu. Adamlar bakın 6 şutta, 4 şutta 2 gol attılar. Abi 4-0 mı? Sen şaka mı yapıyorsun oğlum? Icardi senin de oynayacağın topa. Yapacağın işe. Adam gibi top oynayın çocuklar. Ben ne yapayım abi? 4 tane de yemeyim be. Muslera defans attı. Neredesiniz oğlum? 4-1, 4-2. Bundan sonra abi 5 yedi. O inanılmaz. Feyenoord'dan 5 yedik arkadaşlar. Rezalet diz boyu. Hakikaten. Dedim ki hadi ligde gevşek oynadınız. Rakip zayıf. Avrupa'da da 5 yemezsin kusura bakmayın. Hele kendi sahanda Feyenoord'dan 5 yersen Avrupa'da bizi çiğ çiğ yerler. Rezalet. Hakikaten. Gerçek hayatta United 3-2 yeniyorlar. Deplasmanda biz kendi sahamızda Feyenoord'dan 5 yedik. Helal olsun. Hakikaten büyük iş yalnız bakın. Feyenoord'dan da 5 yemezsiniz kolay kolay. Şöyle bir kupalara bir göz atmak istiyorum abi. Ne yaptık? 2-5-8 kazansak biz 5 olacağız. Ne git ben. Feyenoord'da 5 olacak. Newcastle'da 5 olacak. Ya son maçta öncesi 3.lük için çok güzel ihtimalimiz olacaktı şu anda. Yani imkansız. Son maçta Paris'te oynayacağız bu arada. Yani kazansak bile averaj olarak Newcastle'ı geçemeyeceğiz büyük bir ihtimalle. O yüzden elendik maalesef. Kötü bir Avrupa serüveni, kötü bir sezon geçiriyoruz. En azından Avrupa'dan elenirsek yolumuza ligde doğru düzgün devam edebiliriz. Umuyorum inşallah sıkıntı olmaz. Adana maçıyla devam edelim. Geldik Adana Demirspor maçına. Hamza Akman, Oliveira, Mertens üçlüsünün oyuncu orta sahada değişik bir formasyona gidiyorum. Taktiksel bir değişiklik
Orta sahadakiler, oyuncular gerçekten çok zayıf bu performans sergiliyor. Icardi de kesilmemek için zor tutuyorum ama yani Icardi'nin yerini de alacağım oyuncu bakan bu. Bekleyemez. Icardi atıyorsa atsın, atamıyorsa da takım olarak kaybedeceğiz. Kaybetmeye devam edeceğiz yani. Atanımız da tutanımız da iyi olduğu ama iş yapmadığı bir sezon geçiriyoruz. Kerem 3. dakika golle başladık. Abi 10 kişi kaldılar. Atı şunları bitirin ilk yarı. Zaha 2-0 oldu. At 3'ü. At 4'ü Mertens. Çok güzel. İlk yarı 3-0 rahatladık. 10 kişilik kaldı takım. Sasha böyle hiç yorulma kendini. Gel bakalım. Abdülkerim Bardakçı yerine de bir Nelson Abdülkerim değişikliği yapalım. Zaha'yı da dinlendirelim. Gel Tete. Tamamdır abi. Icardi'yi dinlendirmeyeceğim. Atsın atabildiği kadar. 10 kişi rakip. Biz de 10 kişiyiz. Zaten 10 kişi kalmasak olmaz abi. Yani. Ah. Torreira geç savunmaya. Siz şöyle biraz ortaya çekelim. Tamam. Bravo 4-1. Kerem Aktürkoğlu. Kerem güzel toparladı bu bölüm. Kötü başladı ama formunu yükseliyor. Şu andaki en formlu oyuncu diyebiliriz. O en formlu oyuncumuz diyebiliriz. 10 kişi kaldılar, bu bize yaradı ama zaten 1-0 3. dakikada Kerem'in golüyle iyi başlamıştık. 23'e 9 şut. Kerem 2 gol bir asist. Zaha 1 gol bir asist. Yedekten Tete 1 asisti var. Güzel bir performansla Adana'yı çok rahat yendik. Umarım bu galibiyet serimizi devam ettiririz. Geçelim sıradaki lig maçımıza. Evet, geldik bir diğer lig maçına. İstanbulspor deplasmanındayız. Kadromuz bu şekilde. Hücum hattını hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Defans hattında da Sanchez yine cezalı. Angelino cezalı olmaya devam ediyor. Yine güzel bir galibiyet olsun. Deplasmanda çocuklar. İstanbul zayıf rakip ama yani gerçek hayatta da 1-0 yendik Galatasaray. Biz de burada 1-0 olsun, bizim olsun gerekirse. Icardi yalnız çok güzel. 3. dakikada attık. Ama hemen gol yemeyin. Çok müthiş baskıyla başladı. Yarım saatte 20 şut çektik. İlk yarı 3-0 tamamladık. Oyuncu değişikliği hakkını kazandılar. Bundan sonra Paris Saint Germain maçı var. Icardi yedeklere gel. Hemen kanatlarda Tete'yi şuraya alalım. Zihi buraya alalım. Ndombele ile Oliveira'yı oynatalım. Stoperlerde de Kaan Ayhan, Nelson değil de hatta Sacha Boey'i değiştirsek daha iyi olacak. Tamam abi. Muhteşem değişikliklerimizi yaptık. 20 şutu ilk yarı. 4-0 oldu. 5-0 oldu. Kerem Aktürkoğlu attı. 6 geldi Kerem'den. 6-0'lık İstanbul deplasman galibiyeti çok çok iyi oldu. Ligde dolu düzgün devam ediyoruz. Hatay'da son anda 90 artıda yemesek bu bölümde ligde namağlup puan dahi kaybetmeden gidecektik. 32 şut, 20 kaleye ulaşan şut. Formasyon olarak gerçekten formasyonumuz iş yaptı açıkçası bu bölümde. Çünkü geçen bölümleri hatırlayın, çok kötüydük. Zaten bol şut çektiğimiz maçları oynuyoruz ama skor atamıyorduk. Son Adana maçında 4 attık. Burada 6 atıyoruz. Hamza Akman 3 asistiyle kadroya kendini monte etti. Kimse kusura bakmasın. Kerem Aktürkoğlu da bu bölümün en iyi oyuncusu diyebiliriz. Anket açacağım yorumlarda arkadaşlar. En iyi oyuncu kimdi bu arada, yorumlara yazmayı unutmayın. Benim bir sabitlenmiş yoruma yaparım büyük ihtimalle. Bakalım bu sorudan bir gol bir asist. Aferin çocuklar. Kusursuz maçtı. Şu maçı bir de Feyenoord maçında yansıtabilseydik çok güzel olacaktı ya. Orta saha oyuncularının oyun kurucu olması önemli açıkçası. Oynadığı mevki. Torreira de top kazanan orta saha. Ndombele çift yönlü oyun kurucu. Çift yönlü orta saha. Oyun kurmada sıkıntılar var be demek ki. Hem Oliveira hem Hamza Akman oyun kurucu özelliğine sahipler. O şekilde, o yüzden onları koydum ve şu ana kadar çok iyi sonuç verdi. Paris Saint Germain maçında daha eğer Hamza Akman çok yorgun değilse onunla çıkacağım. Geçelim Paris Saint Germain maçına. Evet, geldik Paris Saint Germain maçına. Kendi sahamızı alacağız Paris Saint Germain'i. Kadronuz bu şekilde. Yine bozma hükmüseyi. Ama ilk yarıda Hamza Akman'ın çok iyi. Düşük düşüğü. Hamza Akman'ın performansı. Kondisyonu daha doğrusu düşük. Gelebilir konuşamadım vallahi, kusura bakmayın. Fazla uzatmıyorum abi. Şu Paris Saint Germain'i yenelim. Nasıl yeneceksin ki şu Paris? Abi. Evet. Kaçıyoruz tahminlere. 6 İstanbul attık. 6 da burada yeriz, ben size söyleyeyim. Yoksa sürpriz bir galibiyet gelir mi? Bazı galibiyet gelirse, yok abi, hiç ümidim yok arkadaşlar. Hakikaten hiç ümidim yok. Şutumuz yok. Dakika 30. Mbappe 1-0 yaptı ilk yarıda. Mbappe ilk yarıda 2-0 yaptı. Hamza Akman gelsin artık. Tamam. Daha fazla zorlamanın bir anlamı yok. Sakatlık çıkmasın. Ondan dolayı şöyle. Mertens'in yerine Ziyech'i alalım. Kerem'in yerine Tete'yi alalım. Endombele tamam. Sasha tamam. Tamam, ikinci yarı değişikliklerimizi yaptık.
Mbappé oğlum, Kurzawa'dan da 2 tane iyi mi? Mbappé'den 10 tane iyiyim, Kurzawa'dan 2 tane iyi mi? Bir gurur gol atar mıyız Icardi Icardi? Adamsınız aha. Çok güzel. Gurur golümüzü attık en azından. Evet. Gruplardan 2 puan ile sonuncu olarak eleniyoruz arkadaşlar. Kötü bir grup performansı vardı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Paris Newcastle'ı kabul ederim ama Feyenoord'da 5 yemeği kabul etmiyorum abi. Gerçekten rezalet bir performanstı. Yalnız ikinci yarı maç toparlamış. Şut sayımız aynı neredeyse. Ama işte burada da kalite farkı. Adamların orta sahaları tıkır tıkır 10-10-10 oynuyor. İnanılmaz ya. Evet arkadaşlar, bu bölümünde burada sonuna geldik sayılırız. Şöyle genel bir ligdeki analizleri size göstermek istiyorum. Ne durumdayız ligde? Başka maç yapmayacağım. Güzel bir bölüm tamamladık açıkçası. Hani Feyenoord ve Paris Saint-Germain maçları dışında ligde kusursuz bir galibiyet serimiz var. 4 maç kazandık bu bölümde ve bir tane beraberliğimiz var. 30 puan ile 4. sıraya yerleştik. Adana maçı çok önemliydi. Adana çünkü rakibimizdi. Arka arkaya puan kaybetmişler. Fenerbahçe'nin 3 puan, Trabzon 7, Başakşehir'in 8 puan arkasındayız. Ki Trabzon'un bir maç fazlalığı varmış. O güzel oldu. Onun dışında gol krallığına baktığımızda Piontek, Pepe, Dzeko, Unai ve Icardi kafaya sokmuş. Asist krallığında kimseyimiz yok maalesef. Pepe yalnız 12 gol 9 asiste şu an ligin içinden geçiyor arkadaşlar. Evet. Artık bölüm sonlandırabiliriz. O zaman bu bölüm sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.